Biri ya da bir grup tarafından daha çok sevilmek istiyorsunuz. Ne yapmalısınız? Bunu aslında böyle çok muhtaç değilseniz, mecbur değilseniz yapmamanızı tavsiye ederim. Çünkü kendinizden uzaklaşmakla kendinizden kopup gitmek arasında böyle ince bir çizgi var. Çok 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 eğer istemiyorsanız, mecbur değilseniz eğer birisini kendinizi sevdirmeye, dediklerimi çok koyu şekilde yapmanıza gerek yok. Gelin 9 maddede kendinizi birine ya da bir gruba nasıl sevdirirsiniz bir görelim. Hoş geldiniz. Tam 9 maddede kendinizi nasıl sevdirirsiniz onu göreceğiz. 1. Onlardan daha zeki olmadığınızı ama aptal da olmadığınızı dengeli bir şekilde göstermeniz lazım. Şunu unutmayın. İnsanlar kendisinden aptal insanları bir parça severler yol göstermek için ama sonsuza kadar değil. Kendisinden aşırı zeki insanları da sevmezler çünkü onların yanında kendilerini aptal hissederler. Dolayısıyla öyle bir terazide olacaksınız ki hem onların fikirlerini destekleyip geliştireceksiniz, zeki olduğunuzu görecekler. Hem de bir yandan aşırı derecede ya bunu nasıl anlamıyorsun, bu nasıl kafana yatmıyor, nasıl bunu görmedin ki gibi onları aptal gösterecek şeyler söylememeniz lazım. Lütfen onlardan zeki olduğunuzu gösterin ama abartmadan. Ama aptal olduğunuzu asla. Çünkü maalesef şunu yapan var. Ya ben çok aptalım, sana muhtacım. İşte aptal çekici modu yaratan bu işe yaramaz. 2. Bir insanı bir şekilde tavladınız. Yani illa ikili ilişkide aşk meşk olarak demiyorum. Dostluk olarak da tavladınız. Bir köprü kurdunuz. Sonrasında ona attığınız köprü bir bağdır, bir iplikçiktir. Çevresindeki insanlara da ulaşmanız lazım. Bizde yapılan sık bir hata vardır. O insanla ilişki kurduktan sonra bütün zamanı size ayrılsın diye diğer insanlarla görüştüğü süreleri kesip atarsınız. O bağları, köprüleri koparırsınız. Büyük yanlıştır. Çünkü bir süre sonra yepyeni bir insan olan sizle yeni ilişki tadını kaçıracak. Yani sakızın şekeri kaçacak. O zaman o arkadaşlara vakit geçirmekle sizin aranızda kalınca en sonunda onlar belki de yalan söyleyerek onlara gidecek ve en sonunda tamamen gidecek. Lütfen, Türkiye'de bu kıskançlık çok var. Artık biz çıkıyoruz, onlarla görüşmüyor, bunda görüşme, şunda görüşme yapmayın. Çünkü karşı tarafı ne kadar izole ve yalnız hale getirirseniz o kadar sizden çabuk gitmesini sağlarsınız. 3. Ne çok iyi ne çok kötü davranın. Kaçan kovalanır denilen mantığı unutun. Lütfen şeyin dengesini iyi ayarlamanız lazım. Sizden istenmeyen iyilikleri vermeyin. Bunun her şeyin bir süresi ve zamanı vardır. Dengeli iyi olmanız gerekiyor. Gereksiz iyi olduğunuz zamansa bir süre sonra size borçlandığını hissettiği için bıkacaktır. Yeter diyecek ya. Sürekli bu şekilde değil. Hele ki bir güzellik yaptığınızda bak görüyor musun? Yani böyle puan toplamaya çabalamayın. Bak görüyor musun? Ama geçen sefer de şunu yapmıştım. Bak şu iyiliğimi unutma. Bak böyle bir güzel. Seni bak nereye götür. Bu ne olur bu götürdüğünüz yerleri yaptığınız şeyleri ağzına gözüne sokmayın. Bu insanları bıktırır. Böyle tatlı bir, dengeli bir iyilik ve sizden istenmeyen şeyleri yapmamak. İsteyince yapın. 4. Enflasyon değeriniz olacak. Aynen dolar gibi bir kurunuz olacak. Nasıl ki dolar Türk lirasına karşı bir değeri koruyor. Aşağı ya da yukarı. Bazen aşağı. Genelde yukarı. Sizden ricam. İnsanlar size bir şey yaptırabiliyorsa, mesela sinemaya gidelim diyorsa ve siz tamam diyorsanız, bir sonraki ay sizde o sinemaya gidelim dediğinde tamam gidelim ve şuna da gidelim, şuna gittikten sonra gidelim gibi değerinizi, bir şeyleri yapmanın fiyatını bir parça yükseltin. Bir enflasyon değeriniz olsun. Her istediklerinde oraya, her istediğinde zıpla dediğinde oraya. Şimdi bilgisayar oyunlarında insanlar niye sıkılmaz? Çünkü aslında aynı miktarda tıklama yaparsınız ekrana ama o bölümleri geçtikçe karşınıza çıkan şey daha zordur. Ama aşırı da zor değildir. Dolayısıyla ne insanlara aşırı derecede fazla şey isteyin ve zorluk çıkartın, ne de insanlara sürekli tamam, tamam, tamam deyin. 5. Bu çok önemli. Bu en önemlisi. Pozitif olun. Maalesef bizde, bizim toplumda çok gördüm bunu. İtalya'da da var gerçi ama bizim toplumda çok fazla var. Başkalarını yererek, kin coşturarak, öyle oldu bak görüyor musun başıma şu geldi öyle kötü böyle kötü, birinden bahsettiği anda mesela desin ki işte ya Mahmut'a gıcık oldum, ben daha gıcık oldum, o Mahmut var ya, Mahmut var ya. Sürekli negatif olmayın, pozitif olun. Bir süre sonra bilinçaltı şöyle bir şey düşünecek: günüm çok kötü geçiyorsa bile Haluk'un yanına gittiğim zaman bir şeyler pozitif ya diyecek. Genelde karşınızdaki insanın sevdiği insanlar pozitif, neşeli insanlardır.
Yani deliler gibi sürekli kahkaha atıp gezmeyin ama en azından pozitif bir şey satın. İnsanlar kendisine pozitif satış yapan insanları sever. Siz de onlar sizin yanınıza gelip dertlerinden bahsettiğini dinleyin, anlayın, sözlerini kesmeyin ve sonrasında pozitif yönden bakmaya çalışın ya da başka bir konuya geçin. Yavaşça o eski konuyu kapatıp 6. Bunu da dengelemeniz lazım. Size özel üçlü dörtlü takımlar olacak. Ne demek istiyorum? Size özel bir parfüm değiştirmeyeceksiniz. İmzanız. Size özel bir şapka. İmzanız. Başkalarında olmayan, sizde gördüğü ve sizi başka bir yerde görünce de sizi hatırlayacağı bir şey. Bir aksesuar, bir rozet, bir bileklik, bir saat, bir şey. Ama özel bir şey. Yani böyle Apple saatim var. Bu imza değil. Bu herkeste vardır. Dolayısıyla eğer ki renkler, bir kıyafet tarzı. Yani yelek giymek mesela yakışır. Yelek giyen çevresinde çok insan olduğunu düşünüyorum. Pantolon askısı, bilmiyorum. Kadınlar için bir farklı bir çanta. Bunların hepsi sizde bir özel bir imza olacak. 7. Burayı çok zor ayarlayacaksınız. Ben rakam ve dönem söyleyeyim. Ayda 50 lira. Maksimum. Küçük hediyeler vereceksiniz. Ama bu hediyeleri sana hediye aldım diye kaplayıp ne bileyim o kurdelalar, rafyalar falan yapıp değil. Böyle sanki onu görünce aklınıza o gelmiş gibi. Sanki demeyeyim inşallah gerçekte de öyle olur. Senin için bu kitabı aldım. Deyip bırakın. Bu kitap öyle harika. Bu var ya bu Francis Beckenbauer, Nadia Comaneci yapmayın. Zorlamayın insanları illaki bu kitabı oku diye. Bir ay bir kitap, bir ay bambaşka bir şey. Belki bir tatlı çikolata. Ama insanlar sizden yeni bir şeyler görsün. Ve onlara ufak ufak ondan bana sürekli pozitif bir şeyler geliyor bilsinler. Burada lütfen ya hocam 50 lira her ay vereceğime bir ay bastırayım şak iPhone alayım. O iş öyle olmuyor. 8. Yalakalığı, aşırı tatlı konuşmayı, gereksiz övmeyi, suyuna gitmeyi bırakın. Beni sevsin. Gözlerin çok güzel. Beni sevsin. Sırf beni sevsin diye bu harika. Bu elbise çok güzel. Ne güzel konuştun. Öyle harikasın. Ya pozitif olun demiştim ya daha önceki maddede. Bunun böyle dibine kadar hakkını verenler var. Çok güzelsin. Çok doğru söyledin. Mahmut'un da dediği gibi Melis o kadar harika. Ya o kadar harika hiçbir insan olamaz. O kişi bir süre sonra kendisi alay ettiğini düşünüyor. Sonuncu madde. 5D formülü. Sabitlik ve güvenilirlik. Dakik, dürüst, dik, doğru ve değişken olmalısın. Değişkenden kastım yenilikçi. İnsanlar sana güvenebilmeli. Değişen şartlarda bile güvenebilmeli. İnsanlar ağzından çıkan bir şeyin ertesi gün o saatte olacağını bilmeli. Yarın senle sinemaya geleceğim. Gideceksin, orada olacaksın. Hava kötü olabilir, yağmur yağabilir. Yani çok böyle doğa afetleri olmadığı sürece, kardan sokaklar kapanmadığı sürece lütfen insanlara bahane üretme. Mükemmel bahane en fazla iki kere işe yarar. Birisi bana bir şey söylediğinde eğer yapmadıysa bir bahanesini dinlerim. Bir şey söyler. Gerçekten zaten yapamayan insanın bahanesi yoktur. Yapamadım der. Ama insanlar yalan söyleyip aptal yerine koyup da şimdi bu bana sana verdiğim önceki çeki getir. Bak yenisini yazdım al götür. Burada yaptığınız hata ne biliyor musunuz? İnsanların sizi sevmesi engelleyen hep daha büyük çekler yazıyorsunuz. Yani daha önce bir kere sinemaya gideceğiz dediysen o saatte ertesi gün iki kere, üç kere, beş sinemaya gideceğiz. Bak bugün gidemedik 10. Dakik olun. Dürüst olun. İnsanlara dik durun. Yalan söylemediğiniz sürece insanlar sizi sever. İnsanların sizi sevebilmesi için şehirlerde buluşma noktaları vardır ya. Mesela işte İstanbul'da Kadıköy'de Boğa var. Haldun Taner Tiyatro. Her yerde vardır. İşte İzmir'de bilmem ne pastanesi var. Siz biliyorsunuz. İşte o yer hiç değişmez ya. Onlar gibi olmalısınız. İnsanlar size göre randevu, hayat planlaması yapabilmeli. Bir gün birisi kalkıp da ya Haluk'la tanıştıktan bir yıl önceydi. Haluk da oradaydı. Haluk demişti ki Haluk sen hatırlarsın. İşte bunları dediği sürece sizi çok severler. Lütfen insanlara söylediğiniz şeylerin arkasında durun. Bu 9 maddeye dikkat ederseniz sevilmeniz çok kolay. Ben de bunlara dikkat ediyorum. Ben Haluk Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.